Aşağıdaki metinlerden hangisi numaralanmış sorulardan herhangi birinin cevabı değildir? Sorulara bakalım. 1. Kar kristallerinin hep aynı geometrik şekilde olmasının nedeni nedir? 2. Kar kristallerinin her biri neden farklı biçimdedir? 3. Kar taneleri neden beyaz renktedir? A. Her kar yağışında dünyaya milyarlarca kar kristali düşer. Bu kristallerin hiçbiri birbirinin aynı değildir. Kar kristallerinin biçim ve büyüklükleri, oluştukları ortama, bu ortamın sıcaklığına, yüksekliğine ve havadaki su buharının miktarına bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin, havada çok miktarda su buharı varsa kar kristalleri hızla dallanarak büyür. Böylece dantel gibi bir biçim alır. Havada su buharı azsa ya da yoksa daha sade biçimli kar kristalleri oluşur. Çok soğuk havalarda oluşan kar kristalleri de çubuk ya da iğne biçimindedir. Burada arkadaşlar 2 numaralı sorunun cevabını verdi. B'ye baktım. Kar aslında yağmur dolu gibi bir yağış türüdür. Karın oluşumu bulutlardaki çok küçük toz taneciklerinde başlar. Sıcaklık 0 derecenin altındayken havadaki su buharı bu toz taneciklerinin üzerinde yoğunlaşır. Böylece su buharı kristalleşir, yani buz haline dönüşür. Buz kristalleri büyüyüp birbirine yapıştıklarında da kar taneleri oluşur. Kar taneleri bulutlarda tutunamayacak kadar ağırlaştığında da yere düşer. Burada kar taneleri nasıl oluşur bunu açıkladı. Yukarıdaki herhangi bir sorunun cevabı değil gibi şöyle bir dursun. C. Su moleküllerinde bulunan hidrojen atomları birbirine hidrojen bağı adı verilen bağlarla bağlıdır. Bu hidrojen bağları su moleküllerinin birbirine altıgen bir yapı oluşturacak biçimde bağlanmalarını sağlar. Bu nedenle su moleküllerinden oluşan buz kristalleri de altıgen bir kafes biçimindedir. Bu da birinci sorunun cevabı oldu. Neden hep aynı geometrik şekilde yağıyor diye eledim. D'ye baktım. Işık dalgalar halinde yayılır. Birbirini izleyen iki dalganın tepe noktaları arasındaki uzaklığa dalga boyu denir. Güneş değişik dalga boylarında ışınım yapar. Gözümüz değişik dalga boylarını değişik renkler olarak algılar. Bir yaprak yeşilse bu, onun güneşten gelen yeşil ışığı yansıttığı, diğer renklerdeki ışınları da soğurduğu anlamına gelir. Kar tanelerinin beyaz görünmesinin nedeni de bunların tüm dalga boylarındaki ışınları yansıtmasıdır. Beyaz renk tüm renklerin bileşiminden oluştuğundan kar tanelerinin yansıttığı ışınları beyaz olarak görürüz. Burada da kar taneleri neden beyaz renktedir sorusuna cevap buldum. Yani 3 numaralı soruya cevap buldum. Gördüğüm gibi B şıkkında herhangi bir soruya cevap bulmadığım için bu soru için cevabımız Bursa şıkkı sevgili gençler. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Önce soruları okuyalım. A. Yemeklerinizi nasıl hazırladığınız hakkında bilgi verir misiniz? B. Bir aşçı yemek yaparken hangi aşamalardan geçer? C. İşinizin bilimle ilgili olması hakkında ne düşünüyorsunuz? D. Neden aşçılık gibi zor bir mesleği seçtiniz? Öncelikle metni okuyalım. Yemek pişirirken yiyecekleri pek çok işlemden geçiriyoruz. Doğruyoruz, karıştırıyoruz, çırpıyoruz, pişiriyoruz. Bütün bunların sonucunda da yiyeceklerde birçok değişikliğin meydana gelmesine neden oluyoruz. Her birinin bilimsel bir temeli olan bu değişikliklerle birlikte de bambaşka görünümlerde, farklı tatlarda yemekler yapıyoruz. Buradan hareketle birbirinden lezzetli yemekler hazırlayan aşçıların bir bilim insanı gibi çalıştığını söylemek mümkün. Başka bir deyişle bilim ile aşçılık arasında da yani arasında yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. Şimdi burada bilimle aşçılık arasında bir bağlantı kurdu. Yani diyebilirim ki işinizin bilimle ilgili olması hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna yanıt olarak, karşılık olarak söylenmiş olabilir. Şuna dikkat edelim. Paragrafların son kısımlarında asıl söylemek istediğini söylüyor genellikle arkadaşlar bizim karşılaştığımız sorularda yazarlar, bu metinleri yazan kişiler. Dolayısıyla aslında bu soruyu cevaplayacak bir yani bu cevabı sorduracak bir soru bulmam lazım. Bu da C şıkkında bulunmaktadır arkadaşlar.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir? A. Etin içeriğinde hangi vitamin ve mineraller vardır? B. Et pişirilirken proteinlerin yapısında hangi değişiklikler meydana gelir? C. Et pişirildiğinde rengi neden kahverengiye döner? D. Besin değerinin kaybolmaması için et nasıl pişirilmelidir? Hemen okuyalım. Etin yapısında protein, yağ, şeker, çeşitli mineral ve vitaminler bulunur. Protein moleküllerinin yapısı dolanıp yumak olmuş ipliklere benzer. Et pişirilirken sıcaklığın etkisiyle proteinler bozulur ve düz bir iplik haline alır. Pişirme işlemi sürdükçe et su kaybeder. Bu su kaybıyla birlikte düz iplik haline gelen proteinler bir araya toplanır. Bu durumda proteinler doğal özelliklerini kaybeder. Doğal özelliklerini kaybeden proteinler sıcaklık arttıkça etin yapısında bulunan şekerle birleşir. Bu birleşme sonucunda kahverengi bir renk maddesi açığa çıkar. Sebebi budur. Neyin sebebi buymuş? Kahverengi olmasının etin piştikçe. O zaman sorum ne olması lazım? Et pişirildiğinde rengi neden kahverengiye döner? Yani bu soru için cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Metni okuyalım. Bilindiği gibi simya bütün metallerin altına dönüştürülebileceği inancına verilen isimdir. Aslında boş bir iş olduğu söylenebilir. Bununla birlikte birçok simyacının özellikle kimya biliminin gelişmesinde katkısı olmuştur. İnanmayacaksınız belki ama Isaac Newton ve Robert Boyle de birer simyacıydı. Ancak onlar bir yandan da merak ettikleri konuları araştıran, bu amaçlarla deneyler yapan bilim insanlarıydı. İşte bu insanların katkısıyla o zamanlarda yaygın olan boş inançlar gün geçtikçe yerini bilimsel bilgilere bıraktı. Şimdi burada neden bahsetti arkadaşlar? Simyanın ne olduğunu söyledi ve simyacıların bugünkü bilimin gelişmesindeki katkıları var mı? Yok mu? Bilimsel bilgiye geçişte bir aşama kaydettirdiler mi, kaydettirmediler mi? Bunu söyledi. O zaman buna yönelik olarak hangi soru bulunabilir? Bakalım. A. Isaac Newton ve Robert Boyle hakkında neler söylersiniz? Şimdi genel olarak bu ikisinden bahsetmedi metinde. Sadece birer simyacıydı dedi, geçiştirdi, eledim. B. Simyacıların bilimin gelişmesinde kayda değer katkıları olduğundan söz edilebilir mi diyor. Buna cevap olarak söylenmiş olabilir. Şöyle bir dursun. C. Boş inançların etkisinin azalmasını neye bağlıyorsunuz? Buna yoğunlaşmadı. Metinde eledim. D. Newton'un bilim dünyasına katkılarından söz eder misiniz? Şimdi genel olarak Newton'un bilim dünyasına yaptığı katkıları söylemedi bana. Dolayısıyla bunu da eledim. Geriye sadece ne kaldı? Simyacıların bilimin gelişmesinde kayda değer katkıları olduğundan söz edilebilir mi? Söz edilebilir mi? Edilemez mi? Bunun hakkında bana bir şeyler söyledi. Söz edilebileceği yönünde bana ne yaptı arkadaşlar? Görüş bildirdi. O zaman bu soru için cevabımız Bursa şıkkıdır. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Turunçgiller hangi iklim bölgelerinde yetişebilir? B. Turunçgil çiçeklerinin tozlaşması nasıl meydana gelir? C. Bir turunçgil ağacında neden çok az meyve yetişir? D. Turunçgiller dendiğinde aklımıza hangi meyveler gelmelidir? Hangisinin cevabı yoktur? Bakalım. Turunç, portakal, mandalina, greyfurt, limon ve benzeri bitkilere narenciye ya da turunçgil denir. O zaman arkadaşlar D şıkkının cevabı vardır. Turunçgil dendiğinde bunlar aklımıza gelmeliymiş. Turunçgiller tropikal iklim kuşağında yer alan bölgelerde yetişir ancak ılıman iklime sahip bölgelerde yaşayabilen çeşitleri de vardır. Bakın A şıkkındaki turunçgiller hangi iklim bölgelerinde yetişebilir sorusuna da cevap verdi. Bunu da eledim. Soğuğa ve kuraklığa karşı çok dayanıksız olan turunçgiller yapraklarının tümünü aynı dönemde dökmediklerinden yıl boyu yeşil kalır. Koyu yeşil yaprakları, beyaz ya da pembe renkli çiçekleri vardır.
Çiçeklerinin kokusu dünyanın en sevilen kokuları arasında yer alır. Turunçgillerde çiçeklerin tozlaşmasını arılar ve diğer böcekler sağlar. Bu nedenle turunçgil yetiştiricileri bahçelerine arı kovanları da yerleştirirler. Bir ağaç binlerce çiçek verebilir. Ancak bunların çok azından meyve yetişir. Şimdi neden çok az meyve yetiştiğini söyledi mi? Söylemedi. Bunun cevabı yok. Ama B şıkkındaki turunçgil çiçeklerin tozlaşması nasıl meydana gelir sorusunun cevabı var mı? Var. Arılarla, böceklerle dedi. Bursa'yı eledim. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Bir turunçgil ağacında neden çok az meyve yetişir sorusunun cevabı metinde bulunmuyor. Aşağıdaki metinlerden hangisi numaralanmış sorulardan herhangi birinin cevabı değildir? Soruları okuyalım. 1. Bir elektrik devresine daha fazla ampul eklenirse ne olur? 2. Bir elektrik devresindeki elektrik akımı düzenlenebilir mi? 3. Bir elektrik devresindeki ampullerden biri sönse diğerleri de söner mi? Hangisi yukarıdaki soruların bir cevabı değildir dedi. A şıkkını okudum. Bu ampullerin devreye bağlanma şekliyle ilgilidir. Eğer ampuller seri bağlanmışsa ampullerden biri söndüğünde diğeri de söner. Çok açık bir şekilde üçüncü sorunun cevabı olduğu ortaya çıktı. Yanına 3 yazdım değerli arkadaşlar. Eledim. Devam ettim B ile. Bir pil, bir duy, bir ampul, iki de iletken telimiz olduğunu düşünelim. Ampulü duya takalım. Duyun iki tarafındaki bağlantı yerlerine iletken telleri tutturalım. Son olarak da elektrik bandı yardımıyla tellerin boşta kalan uçlarını pile yapıştıralım. İşte bu basit düzenek bir elektrik devresidir. Ve devre tamamlandığında pilin artı ucundan eksi ucuna doğru elektrik akımı oluşur. Böylece ampul yanar. Bir elektrik devresi devre anahtarı sayesinde kolayca kontrol edilebilir. Burada hangi sorunun cevabı var? Yukarıdaki sorulardan bir tanesi değil gibi. Bir elektrik devresi nasıl oluşturulur veya bir elektrik devresi oluşturulduktan sonra nasıl kontrol edilir? Sorusunun cevabı yukarıdaki, pardon, B şıkkındaki metinde mevcut değil. Şöyle bir dursun. B şıkkı gibi duruyor cevabımız. C'ye baktım. Bu ancak devreye direnç eklenerek yapılabilir. Direnç devredeki elektrik akımını düzenler. Peki elektrik akımını düzenlemek ne işe yarar? Diyelim ki radyonun sesini kısacağız. Ses düğmesini çevirerek bunu yaparız, değil mi? Aslında ses düğmesini çevirdiğimizde hoparlörü çalıştıran elektrik devresindeki direnci artırmış oluyoruz. Direncin artması devredeki elektrik akımının azalmasına yol açtığından hoparlöre daha az enerji gelir ve radyonun sesi kısılır. Burada arkadaşlar hangi sorunun cevabı var? 2 numaralı bir elektrik devresindeki elektrik akımı düzenlenebilir mi sorusunun cevabı var. O zaman bunu da eledim. D'ye geldim. Bu durumda elektrik akımı azalır ve buna bağlı olarak eklenen ampuller de dahil olmak üzere bütün ampullerdeki parlaklık azalır. Bunun tam tersini yaptığımızı düşünelim. Bu sefer ampul miktarı azaldığı için elektrik akımı artar ve devredeki ampullerin parlaklığı artar. Dolayısıyla bir elektrik devresindeki ampullerin parlaklığı devreye takılan ampul sayısı artırılıp azaltılarak rahatlıkla ayarlanabilir. Bu da arkadaşlar bir numaralı bir elektrik devresine daha fazla ampul eklenir mi veya eklenirse ne olur sorusunun cevabıdır diyebiliriz. Dolayısıyla bunu da 1 ile eşleştirdiğime göre ne olacak o zaman arkadaşlar? Sadece B şıkkına yönelik bir soruyu bulamadım yukarıda. Dolayısıyla bu soru için cevabımız Bursa şıkkıdır arkadaşlar. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Öncelikle soruları okursak daha kolay çözeriz. A. Petrolün yapısında neler vardır? B. Petrolün oluşum süreci nasıldır? C. Petrol nasıl benzin haline alır? D. Petrolün rengi nedir? Okuyalım arkadaşlar. Petrol yer altından çıkarılır. Güzel.
Oluşumuysa milyonlarca yıl öncesinde ölü bitki ve hayvanların deniz dibine çökmesiyle başlar. Ardından bu ölü bitki ve hayvanların üzerleri kum ve çamurla örtülür. Bu örtü tabakası zaman içinde kayaçlara dönüşür. Güzel. Oluşum sürecini açıkladı. O zaman B'yi eledim. Bu kayaçların altında yüksek basınçta aynı zamanda sıcak ve oksijensiz bir ortam oluşur. Bu ortamda bulunan ölü bitki ve hayvanlar bakterilerin de etkisiyle çürüyerek petrole dönüşür. Petrol yer altında belirli alanlarda birikir. Daha sonra açılan kuyular aracılığıyla yer altından çıkarılır. Petrolün rengine gelince dedi. Şimdi petrolün rengi hakkında da bir şey söyleyecek. D'yi de eledim. Devam ediyorum. Bu renk her zaman siyah olmaz. Yeşilden siyah kadar değişen tonlarda olabilen koyu bir renge sahiptir. Rengini yapısında bulunan hidrojen ve karbon bileşiklerinden yani hidrokarbonlar, azot, kükür, oksijen, su, silisyum, demir, alüminyum benzeri elementlerden alır dedi. Yapısındaki şeyleri de söyledi arkadaşlar. A'yı da eledim. Petrolün yapısını da ifade etti. Ancak petrol nasıl benzin halini alır? Bunu söylemedi. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkı sevgili gençler. Bu metin aşağıdakilerden hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A. İlk şiiriniz hangi tarihte yayımlandı? B. Şiir yazmaya nasıl başladınız? C. Ailenizde şiirle uğraşan birileri var mı? D. Şiir yazmanın zorlukları nelerdir? Okuyalım. İlkokuldaydım. Sanırım 3. sınıftaydım. Orman haftası nedeniyle öğretmenim şiir yazmamızı istedi. Bir şiir yarışması açılmıştı okulda. Herkes şiir yazıp gönderecekti. Ben de şiir yazdım, verdim ve benim şiirim ikinci oldu. Bu benim için bir dönüm noktası oldu. Bu başarının devamının gelmesi için bütün boş vakitlerimde şiirle uğraştım. Bazen uygun bir kelimeyi bulmak için günlerce cebimde taşıdım bu şiiri. Lise yıllarımda ise saygın dergilerde şiirlerim yayımlanıyordu. Artık kendimi bir şair olarak görüyordum ben de. Şimdi burada şiire nasıl başladığını anlattı bana arkadaşlar. Dolayısıyla hangisine karşılık söylenmiş olur? B şıkkında verilen şiir yazmaya nasıl başladığınız sorusuna karşılık söylenmiş bir cevap olabilir. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Öncelikle yazarın cevabını okuyalım. Buna uygun soruyu bulalım sonra. Yazar şöyle demiş. Oldukça otobiyografik bir film olduğunu söylemeliyim. Hatırladığım pek çok şey var ve bu filmde onları bir araya getiriyorum. Filmdeki pek çok sahne kız kardeşimle ve annemle olan anılarımdan besleniyor. Bu durum filmin benim hayatımı anlattığı anlamına gelmez ama hayatımdan tamamen kopuk olmadığı da bir gerçek. Yine de izleyicilerin bu filmde kendi hayatlarından birçok şeyi bulabileceğine eminim. Çünkü ben ortalama bir insanım. Bununla anlatmak istediğim şu. Ben de herkes gibiyim. Dolayısıyla film her ne kadar benim hayatımdan izler taşısa da herkese hitap etme özelliğini kaybetmiyor. Şimdi buna yönelik bir soru ne olabilir arkadaşlar? Hayatıyla filmi adeta burada bağdaştırdı biraz. Farklı yönlerini de söyledi. A'ya baktım. Otobiyografik film olduğunu söylediniz. Peki ne kadar sizin hayatınızı yansıtıyor? Sanki olabilir gibi. B. Bir filmin hikayesi yönetmeninkiyle benzerlik taşır mı? Buna çok uygun değil. Bir film özelinde konuşuyorlar çünkü. B'yi doğrudan doğruya eledim arkadaşlar. Diğerine geldim. C. Filminizde yer alan karakterlerden en sevdiğiniz karakter hangisiydi? Şimdi karakterlerle ilgili bir şey söylemediği için C'yi eledim. D'ye baktım. Bu film sizin hayatınızla ne kadar benzerlik taşıyor dedi. Bu da oldukça uygun. Kendi hayatıyla film arasındaki benzer ve farklı noktaları anlatmış çünkü bizim yazarımız. Evet, şimdi gazetecinin ikinci sorduğu soruyu bulmak için yazarın ikinci cevabını okumamız gerekiyor.
Yazar ikinci cevap olarak şunları söyledi. Pek hatırlamıyorum ama galiba hayatımı asıl değiştiren film çekmekle ilgili kitapları okumak olmuştu. Teknik kitaplar da dahil olmak üzere sinema hakkında yazılmış birçok kitap okumuştum o dönem. Günün birinde kısa filmde oynadım ve o film çekiminin tüm aşamalarına tanık oldum. Filmin bitimiyle birlikte de kendime bir kamera satın aldım ve bu kamerayla bir kısa film çektim. Önce tek başıma başlamıştım sanki fotoğraf çekiyormuşum gibi. Fakat odaklanmayı tek başıma yapmam imkansızdı. Ben de filmin ortasında bir yabancı tuttum. İlk filmim böyle ortaya çıktı. Şimdi burada A şıkkı ve D şıkkı arasında kaldık dedik. Bunu farz edelim. A şıkkına baktım. Niçin kısa filmlere karşı hem Türkiye'de hem de yurt dışında bu kadar yoğun talep oluyor? Taleple ilgili bir şey söylemediği için A'yı eledim. Tabii gazetecinin ikinci sorduğu soru doğal olarak D şıkkındaki "Peki yönetmenliğe nasıl geçtiniz?" ifadesi olmalı. İkinci cevapta yazarımız yönetmenliğe nasıl geçtiğini açık bir şekilde ifade etmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar bu soru için cevabımız Denizli şıkkı diyebilirim. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Buca'daki anma programında hangi sanatçılar sahne almıştır? B. Nazım Hikmet'in şiirlerinden kaçı bestelenmiştir? C. Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserin amacı nedir? D. Konserde seslendirilen parçaların sözleri kime aittir? Hangisinin cevabı yoktur dedi. Okuyalım. Türk şiirinde bir çığır açan, kendinden sonra gelen pek çok şairi etkileyen, eserleri bugün hala beğenilerek okunan Nazım Hikmet Han, 114. doğum gününde Türkiye'nin pek çok il ve ilçesinde olduğu gibi Buca'da da anıldı. Güzel. Devam edelim. Anıldı dedik. Ardından Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma programında şairin hayatı ve şiiri anlayışı hakkında bilgi verildikten sonra konser verildi. Tamam. Konserde sanatçılar ünlü şairi kendi şiirlerinden bestelenen eserlerle andı. Güzel. Bu programda ünlü opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist İbrahim Yazıcı sahne aldı. Dağüstün ile Yazıcı'nın performansları izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Hangi sanatçıların katıldığını söyledi arkadaşlar. A'yı eledim. Amacı neymiş? Nazım Hikmet'in 114. yıl dönümünü anmakmış. Dolayısıyla C'yi de eledim. D'de seslendirilen parçaların sözleri kime aittir diyor. Sözlerinin kime ait olduğunu da söyledi. Nazım Hikmet'in kendi şiirlerinden şarkı yapılan eserlermiş. D'yi de eledim. Fakat Nazım Hikmet'in şiirlerinden kaçı bestelenmiştir? Bunu söylemedi. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Şıklardaki yani B şıkkındaki sorunun cevabı metinde yok arkadaşlar. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A. Arşimet geometrinin hangi alanlarında çalışmıştır? B. Eski Mısır'da geometriye neden ihtiyaç duyulmuştur? C. Geometrinin tarihi gelişimi hakkında bilgi verir misiniz? D. Eski Yunan'da geometri alanında hangi gelişmeler yaşanmıştır? Okuyalım metni. Geometri ilk olarak Eski Mısır'da ortaya çıkmış. Eski Mısır'da Nil kıyısındaki verimli topraklarda tarım yapılırmış. Ancak her yıl yaşanan taşkınlar tarlaların sınırlarının kaybolmasına yol açarmış. Bu nedenle her taşkından sonra devletin geometricileri ölçüm yaparak tarlaların sınırlarını yeniden belirlermiş. Geometri alanındaki en önemli gelişmeler ise Eski Yunan'da kaydedilmiş. Bu dönemde yaşamış Arşimet, Thales, Pisagor, Öklit gibi pek çok bilim insanı geometriye önemli katkılarda bulunmuş. Bu bilim insanlarından Arşimet silindir ve küre üzerinde çalışmış. Ayrıca birçok geometrik şeklin alanının da nasıl hesaplanacağını bulmuş. Şimdi burada arkadaşlar
Özellikle neden bahsetti? Geçmişten günümüze, yani tarihsel olarak geometrinin gelişimi hakkında bilgi verdi. O zaman bu metin geometrinin tarihi gelişimi hakkında bilgi verir misiniz sorusuna cevap olarak söylenmiş olabilir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır sevgili gençler. Numaralanmış metinler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olamaz? Soruları okuyalım. A. İlk diş çekiminin nasıl yapıldığını anlatır mısınız? B. İnsanların dişlerini neyle temizlediği hakkında neler söylersiniz? C. Eskiden dişi ağrıyanlar tedavilerini kime yaptırırdı? D. Geçmişte diş ağrısına karşı nasıl bir uygulama yapılırdı? Hemen bakalım. Günümüzde dişlerimizle ilgili bir sorun olduğunda diş hekimine gideriz. Orta çağda diş tedavisi yapmak berberlerin işiymiş. Hatta o zamanlarda berberlere hekim denirmiş. Berberlerin nasıl bir tedavi uyguladığına dair elimizde ayrıntılı bilgi yok. Fakat zaman geçtikçe berberler asıl mesleklerine dönmüş. 18. yüzyılda diş hekimliğinin uzmanlık gerektiren bir iş olduğu anlaşılmış ve artık berberler diş hekimliği yapmamaya başlamış. Burada arkadaşlar neyin cevabı var? Eskiden dişi ağrıyanlar tedavilerini kime yaptırırdı? Sorusunun cevabı var. Eledim. Biri de eledim. İkinci metne geldim. Orta çağda kimi toplumlar diş sağlığına çok önem verirmiş. Mısırlılar diş ağrısından kurtulmak için özel karışımlar hazırlarmış. Bu karışımların içine kaya tuzu ve bal gibi maddeler koyarlarmış. Sonra da bu karışımı dişlerine sürerlermiş. Bu karışımlardan bazılarının tariflerinin günümüze kadar ulaşması ise insanların diş sağlığı konusunda ne kadar hassas olduklarının bir delili olarak görülebilir dedi. Burada geçmişte diş ağrısına karşı nasıl bir uygulama yapılırdı sorusunun cevabı verilmiş. Bazı karışımlardan bahsetti. Dolayısıyla eledim. 3'e geldim. İnsanlar dişlerini temizlemek için tarih boyunca pek çok yönteme başvurmuş. Bu amaçla kuş tüyleri, hayvan kemikleri hatta kirpi dikenleri bile kullanmışlar. Ama ilk fırçalar lifli yapıdaki bazı ağaçların dallarından yapılmış. Günümüzdeki gibi diş fırçalarını ise ilk kez Çinliler kullanmış. Bu fırçaları yaparken hayvan kılları ve bambu kamışları kullanmışlar. Daha sonra gezginler bu fırçaların bütün Avrupa kıtasına yayılmasını sağlamış dedim. Şimdi burada ne yaptı arkadaşlar? Eskiden insanların nelerle dişlerini temizlediği hakkında, bu sürecin nasıl geliştiği hakkında bilgi verdi. O zaman B şıkkını eleyebilirim 3. metinle. Fakat ilk diş çekiminin nasıl yapıldığını anlatır mısınız sorusuna yönelik bir cevap yok. Dolayısıyla bu soru için cevabımız Adana şıkkı sevgili arkadaşlar.